Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masadaki yerlerimizi aldık. Siz de bizimle masadaki yerinizi almak isterseniz aha şuradaki adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıyoruz. İrem Hanım tekrar merhaba. Merhabalar tekrar. Siz gastronomiyle ilgileniyorsunuz. Evet, ya gastronomi okuyorum aslında. Evet. Son sınıfta mısınız? Son sınıftayım. Çok evet, güzel. Mezun olacağım. Yemek yapacaksınız. Evet. Peki aşçı olarak hayatınıza devam mı edeceksiniz yoksa öyle, akademisyen yani, öyle mi? İstediğim o yönde yani. Çok güzel. Sevdiğiniz bir mutfak var mı? Sanırım daha çok Türk mutfağı. Çok güzel. Biraz da sanırım Asya evet. olabilir. Çok. En iyi hangi yemeği yapıyorsunuz? Ay bilmiyorum. Ona hiçbir cevabım yok. Gerçekten. Ya. Peki en çok sevdiği, evde ailenizin en çok sevdiği yemek hangisi sizden? Lazanya. Lazanya. Evet. Ben de seviyorum. Yapacak bir şey yok. Eliniz boş gelmeniz manidar olmuş. Ama yurtta, kalıyorum ben. Evet. Yok yok şaka. Ay, bize cevap verdirdim ya. Böyle demek istemedim. Hayır, çok özür dilerim. Aynen tamam. Haklısınız tabii ki. Niye zaten lazanya mı getirecektiniz Allah aşkına? Öyle saçma şey mi olur? Çok teşekkür ederiz. Yine de getirmiş kadar oldunuz az önce. Peki kelimelerle ilginiz nereden? Yani ben de bir 5-6 yıldır bu kadar başvuruyorum. Aa. Evet ama yani çok katılmak istiyordum aslında. Harika, ne kadar güzel. Siz bir de yan flüt çalıyormuşsunuz. Evet ama... O nereden? Aslında ortaokulda başlamıştım, bir süre devam ettim. Bir 2-3 yıldır çalmıyorum çok, hani sık sık çalmıyorum. Anladım. Ama devam etmek istiyor musunuz hayatınızın geri kalanında? Belki evet olabilir. Belki evet olur. Heyecanınız nedir? Çok heyecanlı. Çok heyecanlısınız. Evet. Başlayalım mı? Belki rahatlarsınız yolda. Ki. Peki hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Tarihte ilk olarak günümüzde İran'ın yer aldığı topraklarda oynanan atlı bir spor dalı. Bridge olabilir mi? Değil. Bridge. Tamam. Harf alabilirim. Evet buyurun. Harf verin. Bir harf daha alabilirim. Evet efendim veririz. Bilemeyeceğim. Evet, tek bir sesli harf var zaten. Yani aynı sesler. Aynı sesler. Evet. O zaman pala, pele, pili, pılı, polo ya. Polo ya, doğru cevap. Gerçekten evet. İlk elin günahı olmaz derler İrem Hanım. dolayısıyla diğer dört harfli kelimemize laps diye geçtik. Buyursunlar bakalım sorusu nasılmış? Düz, açık ve geniş yer, meydan. Alan olabilir. Ne? Alan. Değil. Onun eş anlamlısı aslında Arapça kökenli karşılığı gibi düşünün. Bir harf alayım ben. Bir harf verelim efendim. Saha. Saha doğru cevap. Efendim beş harflere geldik. Yaygın kullanılmasa da duymuş olduğunuzu tahmin ettiğimiz eski bir sözcük soruyoruz size. Bakalım onu nasıl sorduk yahu biz. Bakayım. Ha, evet. Bilginler, din bilginleri anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcük. Bilginler, din bilginleri. Harf alayım bunda. Alın, harf verelim. Evet. U. Alim kelimesinin çoğulu gibi. Ulema. Ulema doğru cevap. Efendim beş harflerden devam ediyoruz. Kolay gibi görünen bir kelime soracağız. Yapıştıralım efendim soruyu. Sınavda başka birinden gizlice yararlanma. Kopya. Kopya doğru cevap. Efendim altı harflilere geldik. Bir birleşik kelime soruyoruz ve bu bir gereç. Gelsin sorusu. Fotoğraf makinesi, televizyon kameraları gibi aletlerin üzerine oturduğu düzeneğin Türkçe adı. Tripod. Türkçe adı. Türkçe adı. Trine. Üç ayak. Evet. Üç ayak. Üç ayak doğru cevap. Bir de basmıyor. Efendim altı harflerden devam ediyoruz. Bir mineralojik oluşum soruyorum. Mineralojik oluşum sonu. Bir mineralo... oynamıyorum ben. Bir şey soruyoruz. Biz İrem Hanım. Tamam. Mineralojik oluşum soracağızmış. Gelsin sorusu. Yer çekimi doğrultusunda oluşan kalker birikintisi. Bunu bilemeyebilirim. Yer çekimi doğrultusunda oluşan. Evet. Yer çekimi doğrultusunda oluşan kalker birikintisi. Yani yer çekiminden etkilenerek oluşuyor. Ne oluyordur bu?
yer çekiminden etkileniyorsa. Ben harf alacağım. Harf verelim. Evet. S. Mağaralarda olur, biliyor musunuz bu? Sarnıç. Ne? Değil. Ama değil. İyi. Bastım. Sar. Evet, iyi başladınız. Mağarada böyle yukarı baktınız, bir şey gördünüz. Sarkıt. Sarkıt, doğru cevap. Efendim, yedi harflilerdeyiz. Bir doğa olayı soruyoruz. Biz bir rüzgar adı. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Görelim sorusunu. Keşişlemenin tam aksi yönünden esen rüzgar. Bildiğiniz rüzgar adlarını sayın. Hiç hatırlamıyorum. Bunu da harf alayım. Bunu da harf alalım. Y. Rüzgar nedir efendim? Yani sadece Meltem geliyor aklıma. Bir harf daha alayım. Çok iyi. Bir harf daha verelim. R. Rüzgarın eş anlamı. Hayır değil. Rüzgar eş anlamı. Rüzgarın eş anlamısı nedir efendim? Ay, rüzgar girdi demezler de bir şey. Yel. Karayel. Karayel, doğru cevap. Rica ederim efendim. Bakıyorum, yarışmanın göbeğindeyiz. İrem Hanım, 3000 puanınız var. 1 dakika 37 saniye süreniz var. Tamam. Puan iyi, süre eyvah. Tamam. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Efendim, ikinci yedi harfli aradığımız cevap tek kelime ve bir bakım işlemi. Gelsin efendim sorusu. El masajı, ölü derinin temizlenmesi, tırnaklara şekil verme gibi işleri içeren el bakımı. Manikür. Manikür, doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan neredeyse sloganlaşmış bir tabir soruyoruz efendim. Gelsin sorusu, bakalım nasıl sormuş soru. Her tür yerli imalat. Yerli malı. Yerli. İşte, evet. Yani yerli değil de ne, evet. Yerli malı. Ne yani? 8 harfli yapın onu. İkinci kelime doğru. Yerli mal mı? Hayır. İkinci kelime zaten doğruydu. Mal, malı. Evet. Tamam. Nerede yaşıyoruz? Ankara'da. Hayır, öyle değil. Genel olarak memleket olarak tümü. Ne? Türkiye. Ülke malı. Hayır efendim. Ne? İşte ulusal, milli bir tanımlama gibi düşünün. Bu nokta nokta malı. Yerli malı. Yurdun malı. Herkes onu evet. Kullanmıyor. Ay, bilemedim bunu. Hay Allah. Burası o malın uyruğu neresi efendim? Uyruk. Memleket. Evet. Siz köken olarak. Aslen. Ya, ne? Memleket. Ülkemizin adı. Türk malı efendim. İrem Hanım. Üzgün alkışa bak ya. Atabarıyla çaldılar üzgün alkışı. Artık imalı imalı çalındı. Vay be, gerçekten bu artık kısmettir. Evet. Gerçekten olacak iş değil. Türkiye falan da den. Ülke malı ne peki İrem Hanım? Bir fikrim onu bir yok. Konuşalım bir isterim. Ülke malı. Peki. Efendim, 8 harflerden devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Ateş için kuvvetlenmek, kuvvetli bir biçimde yanmak anlamına gelen söz. Harlanmak, harlanma. Bir harf fazla orada. Harlanma. Değil, ortadakini atın. Harlama. Harlamak. Harlamak, doğru cevap. Efendim, 9 harflere geçtik. Yine mastarla biten bir sorunuz var. Gelsin bakalım, görelim. Birbirine karşı ters davranmak. Zıtlaşmak. Zıtlaşmak, doğru cevap. İkinci 9 harfli cevap efendim, bir birleşik kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. Dolambaçlı, dolanarak giden anlamlarında bir sıfat. Harf alın. Zikzaklı. Harf alın. Harf alabilirim. Evet. Bir harf daha alayım. Dolambaçlı, dolanarak giden. Ne gider efendim? Kıvrılarak. Mesela. Kıvrım. Kim gider? Kıvrılarak. Yılan. Bir harf daha alayım. Aldık, bir harf daha aldık. Başını buldunuz. Yılan. Bir sesli harf koyacaksınız oraya. Durduruyorum. Durdurun. Siz tabii. Yılan. Şimdi türetin. Kavi. Yılan. Daha baştan türetin. Yılan kavi. Yılan kavi, doğru cevap. Evet.
Ben de duymadığınızı tahmin ettiğim için evet. harf alın dedim. Efendim 10 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Mecazen bir şeyin azlığını, önemsizliğini veya değersizliğini vurgulayan söz dizisi. Mecazen. Bir harf alabilir miyim? Tabii efendim, bir harf verelim. K. Bir şeyin azlığını, önemsizliğini veya değersizliğini vurgulayan söz dizisi. Bir harf daha alayım. Aldık. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Evet. Yaklaşık bir Türk alfabesi alındı. Evet. Evet. Ama yine bulamadım. Yo, bulacaksınız. Mesela nokta nokta değerin yok. Zerre kadar. Zerre kadar doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz. İnanır mısınız? 10 harfli ve son soru. Gelsin bakalım sorusu. Çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. Bir harf alayım. Harf aldık. Bir harf daha aldık ve durduk. Çok yorulmak. Yorgunluktan. Bitap düşmek. Yok değil, alakası yok tabii ki. Ölesiye yorulmak. Canı çıkmak. Canı çıkmak doğru cevap. Vallahi İrem Hanım. Yani 6700 puan aldınız ama evet. bir tane kelime bizi aslında yordu. Evet. Yoksa 7000'in üstünde 8000 civarında olurduk gibi görünüyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? İyi, memnunum. Memnunsunuz. Evet, 7000 ama demiştim, çok yaklaştım. Harika, çok güzel peki. İrem Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.